Merhaba arkadaşlar, ben Otomobil Fizik Öğretmeni. Geldik mi sonuna, bitiriyoruz fizik bilimine giriş 3 ile soru çözümü yapacağız. Bir iki bir şeyi hatırlatacağım. Yani burada böyle önünüze çıktığı zaman kolay kolay yanlış yaptığınız bir ünite değil arkadaşlar. Yani bir iki noktaya dikkat etmen gerekiyor. Onları da yeterince anlattığımı düşünüyorum. Yani şöyle bir işte birkaç tane de soru çözelim. Çekelim gidelim buradan yani. Böyle sıkıntı basıyor. Yaralar çıkacak yani üstümde. Evet. Şimdi soru çözümü yaptık. Şimdi birinci şeyimizde, videomuzda, birinci sorumuzda ne diyor bize? Evet, ne diyor? Fizik bilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hani fizikle ilgili öylesi, fizik biliminin önemi, fizik nedir, fizik bilmem nedir falan, onlarla ilgili olaraktan hani bir şeyler okumuştuk ya. Ne diyor bak? Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Evet, ben bunun altını çizmiştim konu anlatımında. Güzel. Bir bilim dalı. Aferin ya, çok iyiydi. Yani evet, bunları söylenmesi gerekiyor. Tamam, C'yi geçiyoruz. Çok bariz oldu. Çalışmalarıyla elde edilen bilgileri insanlığın hizmetine sunar. Doğrudur. Onunla ilgili olaraktan teknoloji üretiriz. Uygulamalı bir bilimdir. Net bir şekilde. Yani sonuçta deneyi var. Yani sonuçta bir sürü yapılan çalışması var. Uygulama bilim olması mümkün değil. Olmaması mümkün değil. Canlıların duygusal yönlerini de incelemez arkadaşlar. Hiç umrunda olmaz yani. Hissizdir falan diyormuş. Birinci sorumuzun yanıtı bu anlamda Ceyhan oluyor. Burada kolay kolay yanılmazsınız. Bakalım böyle inceleyelim. Efendim, yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Okudukça aşağı ineceğim. Fizik, evet, evrenin temel yasalarını inceleyen bir bilim dalıdır. Doğru, güzel söyledi. Temel yasaları. Fiziğin araştırma metotları deney ve gözlemdir. Öyle lagaligoya bakmaz diyor yani. Nettir. Deney ve gözlemdir. Ona göre ortaya hipotezini atar. Ona göre ilerletir falan. Evet, fiziğin evrensel dili matematiktir. Mecburen. Yani matematik dildir gerçekten. Yani bilimsel çalışmaların hepsinde. Fizikteki bütün... Of, üstünü çizdik. Kavram ve denklemler matematiksel olarak ifade edilir. Doğru gidiyor. Güzel gidiyoruz. Üçü de doğru oldu. Kimya ve astronominin bazı ilgi alanları fizik biliminin ilgi alanlarına girer. Yani atom ve molekül dediğin zaman kimya ile alakalı olarak. Gözümüzü uzaya, yıldızlara diktiğimiz zaman yani astronomi dediğimizde ilişkilidir, doğrudur. Bu da güzel oldu. Gidiyoruz galiba ya 4 tanesi ya da 5 tanesi doğru olacak. Şöyle ilerleyelim. Evet, fizik evrendeki maddelerin ne diyor başka? Makroskobik ve mikroskobik boyuttaki yapısı. Hani... En büyük düzenden gezegen büyüklüğüne git. Yani bir cisme kuvvet uygulandığında onun ivmesini incele. Hiç umurunda değil, makroskobik dünya alıyor. Atom altı parçacıklara kadar in, mikroskobik boyutta yapılan yani o yapısını, hareketlerini ve birbiriyle olan etkileşimini inceler. Bence hepsi doğru arkadaşlar. Nefis bir şekilde Edirne diyorum ben buna. Yani bu konuda uzatmanın anlamı yok. Yani yapmasan olmuyor işte. Yani böyle bir konu, böyle bir başlık. Dayanın dayanın, olacak olacak. Hatta şöyle söyleyeyim ben ya, yani gerçekten ben videoları hazırlamaya başladığımda ister YouTube olsun ister internet sitesi olsun en son bu konuları çektim ya. En son. Yani dalga geçer gibi buradan başlama, ama şimdi seninle dalga mı geçiyoruz? Tabii ki de hayır değil de, yani belli bir sırada gitmek, herkes için aynı sıranın izlenmesi, herkes için aynı yerden başlanması, eşit ağırlıklısı, sözeli, meslek liselisi, yani sayısal Anadolu Lisesi öğrencisi, yok efendim Fen Lisesi öğrencisi ya da bu adam ne yapıyor diye bakan öğretmen arkadaşlar için belli bir sıra olması bakımından böyle gittik. Şimdi 1, 2, 3, 4 cümlesi, burada bir eksik var, nokta nokta var. Verilenlerden hangisiyle tamamlanabilir? Bir fizikçi fizik biliminin sınanabilir, evet, sorgulanabilir, yanlışlanabilir, yani yanlışlığı ortaya çıkarılabilir. Buna hazır olacaksın yani. Senin doğru diyebildiğin şey bugün değişebilir. Arkadaşlar bakın, atom, atomos temelinden geliyor Latince. Parçalanamaz demek. Tamam mı? Atom atom nasıl parçalı? Çekirdeği var. Çekirdeğin içinde de daha küçük boncukları var yani, öyle diyelim. Oluyor. Delillere dayanır. Yani gözlem yapıyorsun, deney yapıyorsun. Bunların hepsi bu yani olduğunu bilmesi lazım. Bunların hepsi oluyor arkadaşlar. Yani gerçekten bir fizikçi fizik biliminin bu şekilde, yani bunların hepsi buraya cuk oturdu. Eğitim öğretim amaçlı bir soru oldu. Hoşuma gitti. Evet, ilerleyelim. Efendim, çok güzel bir soru. Şöyle yani bakalım, evet. Tamam, böyle gidiyorum sırayla. Atladığım bir şey var mı diye baktım. Yukarıda verilenler arasında doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bak, nitel nicel. Yani duyu organları, duyu. Yani ölçüm var. Tamam mı? Net.
Şimdi buz suda yüzüyor. Hayda. Gördüğünü söylüyor bize, tamam mı? Buz suda yüzüyor, tamam. Nitel. Aracın süreti 15 metre bölü saniyeydi. Sayı verdi, birim verdi. Gayet bir ölçüm var, sayı var. Bu da buraya geldi. Masanın genişliği, evet, 120 ölçüm var. Güzel. Ondan sonra ne diyor? Yukarılara çıkıldıkça hava serinler. Yani bana sıcak basıyor gibi oldu. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Buraya gidiyor. Şu ve şu üsttekine gitti. Şöyle seçeneklere bakalım. Evet evet, tamam. Bak Edirne'ye geliyor arkadaşım. Birinci ile sonuncu üstteydi. Bakalım, evet. Ondan sonra ortadaki iki tanesi de şuraya geldi. Bu da tamam. Edirne oldu. Burada zorlanması çok zor insanın. Bu BMW, BMW değil mi bu? Bence BMW. Evet. Şimdi efendim, burada fiziğin alt dalları ile alakalı olaraktan bir eşleştirme olacak galiba. Bir, farlar, klima, tekerler. Tamam mı? Farlar arkadaşlar bağıra bağıra ışıkla alakalı bir şey bu. Optik. Klima, ısıtma, soğutma sistemi bu. Değil mi? Sonuç olarak bu neyle alakalı olacak? Termodinamik. Evet. Yani. Ondan sonra tekerler hareket ediyor. Burada seçeneklere de bakarsın. Bak elektrik, atom, dalgalar, optik, ama bir de burada mekanik var. O zaman uzatmayalım. Bunu da B deyip geçelim. Evet efendim, ilerliyoruz ilerliyoruz. Yani şimdi tabii bak, burada mesela çok sıcağı sıcağına yapıyorum ben belki, ama atlamayalım yine. Unutmayın, tamam mı? Kamyonet. Kamyonet. Bununla ilgili olaraktan yapabileceğimiz bu. Yani hepsinin katı hal fiziği, işte atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma, optik, nükleer, elektromanyetizma, termodinamik, buradan gidiyorduk. Unutma. Bu sözcükle canını kurtarabilirsin. Aşağıdakilerin hangisi bir temel bir türeti, aşağıdakilerin hangisine bir temel bir türetilmiş büyüklük verilmiştir? Neydi? Kısa muz. Bununla da 7 taneydi. Temel büyüklükler vardı. Ona da lütfen dikkat. Diğerleri de türetilmişti. Şimdi kütle. Güzel. Kütle. Ama zaman dedi. Buradan gitti. Bu olmaz. Tamam mı? Şimdi A neydi? Akım şiddeti. Bak. Akım şiddeti. Güzel. Enerji. Bak bu yani sonuçta türetilmiştir. Yani buraya türetilmiş. Burada şey yok. Enerji yok burada. Bulduk gerçi. Bak ışık şiddeti I. Tamam mı? Sıcaklık buradaki S. Tutmadı. Bu da gider. Diğerlerine de bakalım. Kuvvet öz ısı. İkisi de patladı. Olmaz. Manyetik alan hız. Patladı. Bu M. Biliyorsunuz madde miktarının M'si. Manyetik alanın M'si değil. Yani ne yaparsan yap kaçamıyorsun. Bolu'ya geliyor bu iş. Evet ilerleyelim. Yani tabii siz burada şunu da unutmayın. Bak ben bu konuyu bitirdiğim anda sen soruları zaten çözmeye başla. Bunu programda anlatmıştık. Lütfen buna dikkat edin. Soruları mümkün olduğunca aynı gün içerisinde 2 saatlik bir çalışma programına ihtiyaç var demiştim. Unutma. Yani programı izlemeden, program videosunu izlemeden buralara gelip kafana göre gitme. Programa mutlaka bakın. Evet, diğer videolarda da söylemedim bunu ama herkes izlemiştir herhalde ya. Neyi nasıl yapacağımızı anlattık, tanıtımını yaptık. Bu aslında o serideki 3. video olacak. Neyse, devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklüğe ait bir birimdir? Yazalım gene kısa muzumuzu. Hiç kafam karışmaz. Tamam mı? Kilogram, bu ne? Kütle. Evet, türetilmiş demişti, gitti. Amper, akım şiddeti. Akım şiddeti. Burada A, gitti. Tamam mı? Kandela, ışık şiddeti. Hepsini tek tek yazalım. Gitti. Mol, madde miktarı. Evet, madde miktarını da yazalım da ne olur ne olmaz. Gitti. Bak bu ama yük. Olmaz. Yani türetilmiş büyüklük oluyor. Yanıtımız Ceyhan'a gidiyor arkadaşlar. Devam edelim. Sonlara doğru geliyorum galiba. Burada çok fazla tutunamıyoruz ya. Yapacak bir şey yok yani. Ben onun için burada hani bir test yapsan ne olur, 3 test yapsan ne olur. Saçma sapan sürekli olarak aynı yerde dönüp duruyorsun. Kimse kusura bakmasın yani. Örneğin yapılacağı yer var, yapılmayacağı yer var. Yani burada sen sorularını çözeceksin. Hepsinin video çözümleri yanıt yayınlarının sitesinde var. Bunu da unutma. Şimdi efendim aşağıda verilenlerden hangisi skaler bir büyüklüktür? Skaler vektörel. Hız. Vektöreldir. Vektörel. Kuvvet. Vektörel. Yani V harfi koyuyorum, tamam mı? İvme, hızdaki değişim demektir, biliyorsunuz. Belki hatırlıyorsunuz. Vektöreldir. Yer değiştirme ile alınan yol birbirine çok karıştırılıyor. ÖSYM tarafından da sürekli soruluyor. Yani ama bu yer değiştirme dendiği için vektörel. Ama zaman arkadaşlar. Evet, bu skaler.
Yani şu tarafa skale dur bir dakika. Şu tarafa doğru 5 saniye geçti demiyoruz değil mi? Yön belirtmemize gerek yok bunda. Evet geldik. Şöyle bir şey var. Efendim der ki yukarıda bazı öğrencilerin kendileriyle ilgili yaptığı bazı ölçümler verilmiştir. Evet 5 tane vatandaş var. Şöyle evet 5 tane neden 5 tane seçenek var. Hangi öğrenci vektörel bir büyüklük ölçmüştür der. Pardon boy uzunluk olmuş oluyor burada bu skaler. Tamam mı? Kütlesini ölçüyor. Yani kütle skalerdi. Hatta temel büyüklüklerin tamamı yani sonuçta skalerdi. Onu da hatırlayalım. Ateşini ölçüyor. Sıcaklığı ölçüyor. Skaler. Kan basıncını ölçüyor. Basınç. Skaler. Tamam mı? Ağırlığını ölçüyor. Bu yer çekimi. Bir daha yazalım. Yer çekimi kuvveti. Bu zaten bilinmesi gerekiyor. Ağırlık dediğimiz şey arkadaşlar yer çekimi kuvvetidir. Kuvvet olduğu için de vectorial quantity. Evet, vektörel. Tamam, kimmiş bu? Kerem. Evet, buna göre öğrenci direkt kafadan yakaladık. Dur bakayım doğru, hemen başta vermiş, yapacak bir şey yok. Kerem vektörel bir büyüklük ölçmüştür. İlerleyelim. Hani ayıp olmasın diye de şöyle bir sorumuz var. Yatay ve sürtünmesi önemsiz düzlemde 3 tane kuvvet varmış. Bileşke kuvvet doğu yönünde 2 Newton'muş. Doğuyu da böyle vermiş. Şimdi bak bu tarafa 9. Sonuçta bu tarafa ne çıkacak? 2. O zaman ben bu tarafa doğru totalde 7 olursam 9 bu tarafa 7 bu tarafa 2 kalıyor. Bunu böyle çözdüğüm için özür dilerim. O zaman eksiğimiz ne oluyor? Bu tarafa doğru 3 oluyor. Üçüncü kuvvetin yönü aşağıdakilerden hangisidir? Ne oldu? Batı 3 Newton oluyor. Sorumuz Denizli. Ama bak burada ben şöyle bir şey yapabilirim. Bileşke kuvvet 2 Newton'dur deseydi İşler karışırdı. Yön vermeseydi işler karışırdı. Neden? Bak o zaman sağa doğru mu yoksa sola doğru mu yani doğu mu batı mı karışıyor ya. Burası 9 var. Burada da 7 var. Şimdi sen bu tarafa da 2 çıkarabilirsin tamam mı? Yani o zaman buraya bir 2 lazım. Bak şöyle bu tarafa ne yaparsın? 4 yaparsın. Burası ne olur? 11 olur. 9 da bu tarafa gene sola doğru 2 olur. Yön vermeseydi o zaman... Yani sonuçta yani işte bu tarafa doğru 3 olabildiği gibi doğru mu? Yani bu tarafa doğru da 7 demişim özür dilerim. Bak şurada sıkıntıya giriyorduk. 7 niye? Ha burada 7 yazdım ya ondan dolayı hata yapıyordum. Biz sorunun orijinaline dönelim bir zahmet. Yeşille yapayım ben bunu. Tamam mı? Burası 4 ya. Sonuçta sen bu tarafa doğru 11 yapacaksın ya. Sonuçta aradığım şey ne olur? Burada 7 olurdu. Şöyle. Bunlar bir güzel 11 olurdu. 9'u çıkarırdın 2 kalırdı. Yani o zaman şöyle bir şey. Sola doğru 3 Newton da olabilir. Sola doğru yani batı yönünde 7 de olabilir. Yani orada yön verilmeseydi ama. Evet. Burada arkadaşlar bu soruyla bitirmişiz. Dediğim gibi yani fizik bilimine girişle alakalı çok fazla bir şey yapamıyoruz. Yani olay bu. Hepsinden bir parça dokunuşla halletmeye çalıştık. Birinci üniteyi sorusuyla beraber bitti yani bitirdim. Eziyet bitti. Madde ve özellikleri biraz daha katlanılabilirdir. Tamam mı? Lütfen videoların altına yorumlarınızı alalım. Şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Böyle olsa daha iyi olmaz mı? Şöyle iyi hocam, canım hocam yani işte ne diyorsanız eleştirileri alalım diyorum. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.